Ben artık ilişki testine geçmek istiyorum. Kızlarım. Geçelim hadi o zaman. Bakalım. Arayalım Semih'i. Arayalım Aslı. Telefon sende. Evet. Oldu o zaman. Kelle olmasa da şöyle bir tane naçizane bir minik altınımız var. Efendim inşallah bugün veririz, şöyle de bir bırakayım yanına doğru. Sizce kazanır mı? Peki sanmıyorum. Ben kendime güveniyorum, eşime de güveniyorum Aslı. Hadi o zaman. Görelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Alo. Alo. Efendim canım. Hayatım ne yapıyorsun? Sağ ol canım, sen nasılsın? Biz de iyiyiz, ne yapalım, yarışmadayız. İlişki testine gidiyoruz şimdi, hazır mısın? Evet aşkım, buyur. Buyur, aslanıma verdim. Semih. Merhaba aslanım. Merhaba, nasılsın? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Semihciğim güçlü konuş, tamam mı? Böyle gümbür gümbür. Şimdi ikinize aynı anda soruları ben soracağım. Senden ricam, hemen sakın sakın sen atlamıyorsun. Önce hanımın cevaplayacak, ardından senden rica edeceğim. Ben cevapları duymayacağım herhalde işimi. Tabii yani aynen. Tamamdır. Öyle olacak. Şimdi hazır mıyız? Hazırız. Evet. Hazırız. Bir alkış lütfen. Ay çok cılız alkış ay oldu. Hah, coşkulu. Şimdi ilk soru geliyor. İyi dinleyin ikiniz de. Çocuğunuzun birikim hesabındaki paraları kayınvaliden, Fatma Nurcuğum, senin kayınvaliden borç olarak istese verir misin, vermez misin? Tabii ki veririm. Hemen atlama, dur gitme. Sessize alayım ki tamam. Allah'tan almıştım. Tamam. Evet, Fatma Nur verir mi, vermez mi? Tabii ki de verir. Evet, ikinci sorudayız. Hafta sonu Semih, sen ve kayınvaliden gezmeye gideceksiniz. Üçünüz arabada, Semih'in yanına sen mi oturursun yoksa kayınvaliden mi? Kayınvalidem gelmeden ben kapıyı açarım, kayınvalidemi buyur yaparım. Vay, vay, vay. Bu gösteriş mi acaba? Tamamen gerçek, kalpten gelen bir duygu Şınır Hanım. Peki, soralım bakalım eşi ne diyecek. Evet Semih, ne olur durumlar? Bence öne annem oturur diye tahmin ediyorum. Fatma. Bir dakika, tahmin ediyorum diyorsun, hani bu daha önce olmuştur herhalde değil mi? Ne oldu mesela? Yani daha öncesinde oldu, annem geçti. Vay. Emin olun. Ay hanımın ne dedi biliyor musun Semihciğim? Dedi ki ne ben dedi aslında? Açarım kapıyı, kayınvalidemi kendim oturturum hatta öne dedi. Ben de bu saatten sonra başımı sizlere geçiririm. Ay anlamadım. Ne? Korkardım. Biliyorum bu saatten sonra başımı üzerine geçiririm. Hep öyleydik hayatım. Helal olsun. Hep öyleydik hayatım diyor, saçmalama diyor. Yani hep öyleyiz lan. Evet dur. Evet diğer soruya geçiyorum. Semih'e. Fayansları siler misin dedin Fatma Nur, tamam mı? Evet. Eşin yer fayanslarını ve derz aralarını ne ile temizler? Şıklar geliyor. A. Sünger ile. B. Tel fırça ile. C. Diş fırçası ile. Sünger ile. Sünger dedi. Evet. A. Sünger ile. Bence kocan diyecek ki tel fırçası diyecek. Bu benim fikrim. Dur bakayım ben mi kazanacağım sen mi? Evet damat. Ben süngerle temizlerim. İyi tanıyor adam. Genelde erkekler bravo. Vallahi çok sevindim. Ama genelde erkekler tel fırça diyor. Hayret, bravo senin kocan. Ben yarışmanın başına dediğim gibi aslanım. Kendime ve eşime güveniyorum. Peki o zaman Semih. Orucunu su ile mi açmayı tercih eder yoksa hurma mı? Su mu hurma mı? Hurma. Evet Semih, cevap lütfen. Hurma ile. Evlendiniz Semih'cim Fatma Nur'la, eve geldiniz. Fatma Nur'un sana yaptığı ilk yemeği soracağım. Şimdi önce Fatma Nur cevaplayacak. Hatta kal. Evet. Çok basit. Makarna köfte. Wow. Evet. Hatırlıyorsun. Evet. Helal. Dur bakayım. Evet Semih. Yani köfte makarnaydı herhalde. Bravo. Bravo. Birbirimizi tanıyoruz diyelim Ayşenur Hanım. Bilmem. İyi çalışın. Biz eşimle bir bütünüz, dediğim gibi kocamın karısıyım. Canımsın. Gözümsün. Canımsın. Son sorudayız. İyi dinliyorsunuz.
Fatma Nur'a en son aldığın hediye ne? Evet. Pırlanta. Şu yüzük demiştin. Evet. Bakalım ne diyecek? Evet Semih, en son Fatma Nur'a ne aldın? Sonsuzluk bilekliği diye hatırlıyorum. Aa, o da pırlanta ama. O da pırlanta. Ama bileklik dedi. Hayır yapma bunu. Ama yüzüğü göster. Evet. Tamam, onunla onun arasında kararsız kalın. Ya hadi bırak şimdi. Pırlanta diyecektin ya. Baget yüzüktü ya da... Pırlanta hayatım, pırlanta yaprak tamam, desen. Kafa karıştı burada bunu. Tabii ki yanlış evet. cevap olarak nitelendiriyoruz ama hiç üzülme. Çünkü bu noktada gelinlerime dönüyorum. Bir soru daha soralım mı gelinimize ve o soruyu siz tespit edin diyorum. Soralım. Pınar'a kaç kıyafet giydiğini soralım asla. Evet. Olur. Evet cevabı alalım. Bir tane. Tek kıyafet giymiş. Evet. Bakalım eşin ne diyecek. Semih. Efendim aslanım. Hanımın kına gecesinde kaç kıyafet giydi? İyi düşün. Kına mı dediniz? Kına dedim. Bir. Alkış. Tebrikler. Vallahi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Kazandın ya. Haftanın ilk gününde Fatma Nur gelin ve eşi Semih bizden altını kazandı. Kocaman teşekkür altına. Ederim. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Rica ederim. Vallahi tebrik ediyorum damat. Harika bir performanstı. Şimdi hanımına şans dile çünkü gelinler haftanın ilk gününde... Eşine puan kullanacaklar. Herkese, bütün yarışmacılara şans diliyorum. Eşime ayrı bir şans diliyorum tabii ki. Teşekkür ederim teşekkürler. Hayatım. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoşça kal Semih. Hadi ilişki testini geçtiniz ama çok çalışmışsınız siz oraları. Bu arada bir şey gelmiş. Semih kapatma. Kapatmadım. Getir bakayım dış ses, al dış sesten hayatım. Ay burada ne görüyoruz böyle? Aman da kırmızı güller mi? Aç bakayım ne yazıyor? Bir not var Aslı Hanım. Ha, not mu var? Evet siz... Aa, ben mi? Hayır canım sana gelmiş. Ben yok. Ay ne incesin sen böyle Semih. Aferin. Heyecanlandım şu an. Heyecanlandı şu anda. Evet, ellerim titriyor. Elleri titriyor. Her zaman her şeyin en iyisini başardığın gibi bu yarışmanın da liderliğini senin alacağından eminim aşkım. Yarışmacı arkadaşlarına başarılar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz Semih'ciğim. Teşekkür ederiz. Eşine veriyorum telefonu ve biz buradan puanlamaya geçiyoruz. Puanlamadayız.